Türksel bildiğiniz gibi bugün bir devlet şirketi ya da biliyor musunuz bilmiyorum ama Türkiye Varlık Fonu'nun portföyünde ve son zamanlarda Araplara satılacağı yönünde sık sık haberler çıkıyor. Henüz de Araplar bir teklif vermiş falan değil ama belli ki devletin niyeti yabancılara satmak. Ama Türksel bir devlet şirketi miydi geçmişte? Bir devlet şirketi olarak mı doğmuştu? Hayır. Türksel bir özel sektör girişimi olarak iki girişimci vizyoner insanın fikri girişimi olarak hayata geçmişti. Bunlar Mehmet Emin Kara, Mehmet ve Murat Vargıydı. Ve aslında sıfır noktasında da gerisine gittiğimizde henüz daha Mehmet Emin Kara Mehmet de ortada yoktu. Sadece Murat Vargı vardı. Murat Vargı 1976 yılında Penta adlı bir dış ticaret şirketi kurdu. 80'li yıllarda biliyorsunuz Türkiye'nin ihracat atağı başladı. O dönem özallı yıllar Türkiye dışa açıldı ve ihracat hızlı biçimde büyümeye başladı. Bu dünyanın dikkatini çekti. Financial Times gazetesinde ünlü İngiliz ekonomi gazetesi Türkiye'nin ihracattaki büyümesini Penta özelinde anlatan bir haber çıktı ve Murat Vargı'yı övdü o haber. O haberi İsveç'te cep telefonu alanında faaliyet gösteren bir girişimci okudu. Ve o dönemde cep telefon teknolojisi daha yeni yeni doğuyordu. İsveç, İskandinavya öncülerinden biriydi dünyada. Ve Türkiye'de henüz daha cep telefonu şebekeleri yoktu. Cep telefonu şirketleri yoktu. Ve bu İsveçli iş adamı oturdu. Murat Vargı'ya bir mektup yazdı. Uzun bir mektup. Cep telefonunu anlattı. Geleceğin cep telefonlarında olacağını söyledi. Ve Murat Vargı'ya gel birlikte Türkiye'de ilk cep telefonu şirketini mobil şebekeyi kuralım dedi. Böylece işte Turkcell'in fikri Murat Varga'nın aklına düşmüştü. Dışı açık bir iş adamıydı. Mektubu okudu, biraz da araştırma yaptı ve ikna oldu. Yani geleceğin, dünyanın geleceğinin mobil teknolojilerde olduğunu bugünü yani o günden gördü ama parası yoktu. Sonuç olarak bu bir teknoloji girişimi olacaktı. Para gerektiriyordu ve Murat Varga'nın o kadar parası yoktu. Bu fikri de önce Koç'a gitti. Koç Holding'e gitti ve ikna etmeye çalıştı. Türkcelli kurma konusunda Koç bu fikre ikna olmadı. Yani cep telefonu fikrinin iyi bir fikir olduğunu düşünmedi dönemin Koç Holding yöneticileri ve aile üyeleri. Yani büyük bir fırsatı böylece Koç Holding kaçırmış oluyordu. Daha sonra 25 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşacaktı Türkcell 25 milyar doları kaçırmış oluyordu. Daha sonra Sabancı'ya gitti ikinci büyük grup yine Murat Vargı. Ve Sakıp Sabancı'yı ikna etmeye çalıştı. Sakıp Sabancı da ikna olmadı. Sakıp Sabancı'yı dünyanın geleceğinin cep telefonlarında olduğuna, bu işte büyük para olduğuna bir türlü Murat vardı, ikna edemedi. Ardından Sıra Çukurova Holding'e gelmişti. O da dönemin büyük şirket topluluklarından biriydi. Yönetim kurulu başkanı Mehmet Emin Kara Mehmet'ti. Böylece geliyoruz Mehmet Emin Kara Mehmet'in hikayesine. 1994 yılında Murat Vargı ile Türksel'i kurdu. Daha sonra Türksel'i Borsa İstanbul İMKB dönemin adıyla açtı. Daha önemlisi Amerika'da borsaya açtı Türksel'i. Türksel'deki teknolojiden aldığı destekle ilhamla bu arada Süper Online'ı kurdu. İnternet servis sağlayıcısının Digitürk'ü kurdu. Ve zaten bu arada 80'li yıllarda ve 70'li yıllarda bankacılıkta büyümüştü. Pamuk Bank'ın ve Yapı Kredi Bankası'nın Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birinin patronuydu. Sadece bunlar da değil. Arkada Çukurova Holding vardı elbette. Onun yönetim kurulu başkanıydı. Ve Caterpillar'ın mesela iş makineleri Türkiye'deki distribütörüydü. Ve aynı zamanda bu arada Mehmet Emin Kara Mehmet Türkiye'nin en büyük armatörlerinden de biriydi. Bu çok bilinen bir özelliği değil. Birçok başka sektörde de bu arada Şimdi saymaya gerek yok. Faaliyet gösteriyordu. Mesela Kaplamin de Mehmet Emin Kara Mehmet'in patronu olduğu, ana hissedarı olduğu şirketlerden biriydi. 2000 yılına geldiğimizde bütün bunlardan aldığı güçle Türkiye'nin en zengini haline geldi Mehmet Emin Kara Mehmet. Dolar milyarderlerini sıralayan Forbes dergisine göre 2000 yılında 8 milyar dolarlık kişisel serveti vardı Mehmet Emin Kara Mehmet'in ve Türkiye'nin en zenginiydi ama asıl Dünyanın en zengin 29. insanı haline gelmişti. 2000 yılında o zirvedeyken Türkiye ekonomisinde işler iyi gitmiyordu. Bankacılık sektöründe özellikle büyük sıkıntılar vardı. Bankaların büyük borçları vardı. Türkiye'de bir faiz ve kur problemi vardı. O dönemin koşulları bugünküne belli açılardan benziyordu, belli açılardan benzemiyordu. Belki ayrı bir videoda bakmak lazım. 2001 krizi nasıl Türkiye'yi çökertmişti? Ama 2001 yılında Bankacılık sektöründen Türkiye'nin en büyük krizi, en büyük Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizi patladı. Bankalar arka arkaya battı. Demirbank'ın batmasıyla başladı. Demirbank'ın arkasında Cıngıllıoğlu ailesi vardı. Kayseri'de bir aile. Aslında onlar da bir videoyu hak ediyor. Oğlu Cıngılıoğlu'nun oğlu Halit Cıngılıoğlu Demirbank'ı batırdı. Çok fazla tahvil almıştı. İşte faizlerde bir anda deprem olunca Demirbank battı gitti. Ama Demirbank'ın batışı bir anda domino taşlarını arka arkaya devirmeye başladı. Ve diğer bankalarda batmaya başladılar. Ve sonunda o domino taşlarından biri de önce Pamukbank, Kara Mehmet'in bankası sonra da en büyük bankalardan biri olan Yapı Kredi Bankası olacaktı. TMSF, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yani devlet İki bankaya da el koyacaktı. Tasarruf mevduatı sigorta fonu yani devlet Mehmet Emin Kara Mehmet'e Yapı Kredi Bankası ve Pamuk Bank'ta 4.2 milyar dolar borç yani fatura çıkarmıştı. Bunların büyük kısmı o dönemin meşhur terimiyle back to back kredilerden oluşuyordu. Ne demek back to back krediler? Yani TMSF'nin incelemelerine göre Yapı Kredi ve Pamuk Bank Çukurova şirketlerine yani Mehmet Emin Kara Mehmet'in şirketlerine geçmiş dönemlerde milyarlarca dolarlık kredi kullandırmıştı ve o şirketler aldıkları borçları ödememişlerdi. Bir anlamda yani Kara Mehmet'in Yapı Kredi ve Pamuk Bank'ı kasası gibi kullandığı iddia ediliyordu. Mehmet Emin Kara Mehmet el koymasını engellemek için Pamuk Bankı ve Kredi Bankası'nı birleştirmişti. Ama yine de işte TMSF'nin hışmından kurtulamamıştı. O dönemde 2001 krizi sonrasında çok sayıda bankaya el kondu. El konan bankalardan biri de işte Yapı Kredi Bankası'ydı. Mehmet Emin Kara Mehmet 4.2 milyar dolarlık faturayla yüz yüze gelmişti. Ve bu kadar büyük yük onu Türksel'de de sıkıntıya sokmuştu içinde bir yerden yani Turkcell'deki faaliyetleri sürdürebilmesi, ana hissedar olarak kalabilmesi için de bir yerlerden para bulabilmesi, taze para bulması gerekiyordu. Ana ortak olarak kalabilmesi için dedim. Çünkü şimdi Türksel'e geri dönelim. 1994 yılında Murat Vargı ile kurduğunu gördük videonun başında. Ama daha sonra Kara Mehmet ve Vargı İsveçli telekom devi, telekomünikasyon şirketi o dönemki ismiyle Sonera'yı daha sonraki adıyla Telya'yı ortak olarak almışlardı ve 2000 yılına gelindiğinde, yani işte Türkcell Amerika'da borsaya açıldığında ve Mehmet Emin Kara Mehmet'te dünyanın en zengin 29. insanı haline geldiğinde Türkcell'in ortaklık yapısı şöyleydi: %51'i Türkcell Holding'e aitti. Çukurova Grup şirketi bu arada Turkcell Holding'de de Mehmet Emin Kara Mehmet'in payı vardı. Çukurova Grup şirketlerinin payı %15.5'ti. Sonera yani İsveçliler %13.3'tü ve halka açık olan kısmı yani borsada işlem gören kısmı %10.5'tu. Diğer hissedarlarda yani küçük hissedarlar %9.7 hisseleri kalmıştı. 2001 krizinde devlet Çukurova Holding'in bankaları yapı kredi ve Pamuk Banka el koyunca Kara Mehmet'in Türkcell'lere sıkıntıları başladı. Paraya sıkışmıştı. Bir yerden para bulması gerekiyordu. Ve solu Rusya'da Alfa şirketinde aldı. Alfa Rus oligark Mihail Friedman'ın şirketiydi. Mehmet Emin Mehmet'in gördüğümüz gibi taze paraya ihtiyacı vardı. Türksel'deki ana hissedarlığını koruyabilmek için. Friedman da bu vesileyle Türksel'in hissedarları arasına katılabilir miyim diye hesap yapıyordu. Pazarlık masasına oturdular. Kara Mehmet hisselerini rehin etti ve rehin karşılığında Friedman'dan borç aldı. Ama Sonera buna karşı çıkacaktı. Sözleşmeye göre hisse devrinde önceliğin kendilerinde olduğunu öne sürdü. Yani Kara Mehmet'in banka tarafında zora girmesi sayesinde Türksel'in çoğunluğunu ele geçirme hayali kuracaklardı. Tahkime gittiler ve yıllar sürecek olan dava başladı. Ama elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyaset de bu arada İsveçlilere Sonera'ya bırakmayacaktı. Bir yanda İsveçliler, diğer yanda Ruslar Türksel'in hisselerini ele geçirmeye çalışıyorlardı. Eğer genel kurul toplanabilmiş olsa belki de bu savaş bitecekti. Taraflar kozlarını paylaşacaktı ve belki de İsveçliler bu savaştan galip çıkacaktı. Yani Türksel belki de bir İsveç şirketi haline gelecekti ama olmadı. Çünkü genel kurul bir türlü toplanamıyordu. Neden toplanamıyordu? Devlet Mehmet Emin Kara Mehmet'in yardımına koşmuştu veya iktidar ve devlet diyelim. Nasıl yardımına koşmuştu? Genel kurulların toplanabilmesi için hükümet konserinin orada olması gerekiyordu. Bütün şirket genel kurulları da olduğu gibi. Ve bir türlü hükümet konseri gelmiyordu. Yıllar geçiyordu. Hükümet konseri gelmediği için Türksel'in genel kurulu yapılamıyor. Genel kurul yapılamadığı için de taraflar kendi aralarında kozlarını paylaşamıyorlardı. Yönetim, yönetim kurulu değişemiyordu sonuçta Türksel'de bir pat durumu ortaya çıkmıştı. Bir aslında düğüm oluşmuştu. Ve düğümü, Gordio'nun düğümü diyelim buna, Gordio'nun düğümünü devlet ve siyaset kılıçla kesti. Türksel'in yönetim kurulu lağvedildi. Yani aslında devlete ve bu arada da siyasete, iktidara yakın isimler Türksel'in yönetim kuruluna yeni yönetim kurulu üyeleri olarak girdiler ve Türksel'i artık o andan itibaren devlet yönetmeye başladı. Hazır kart, hazır kart Peki ama Türksel'in hisseleri nasıl devlete geçti? Yani bir zamanlar Kara Mehmet'te Murat Vargı'nın kurduğu, daha sonra yanlarına İsveçliler ortak olarak aldıkları şirketin büyük patronu nasıl oldu da devlet oldu? Bu markasında yine Mehmet Emin Kara Mehmet'in borçları var. Biraz önce Ruslardan borç aldığını gördük. Büyük bir para 1.7 milyar dolar. Friedman'dan borç aldı ama o borcu yine ödeyemedi Kara Mehmet. Artık eski büyük Kara Mehmet gitmiş onun bir gölgesi kalmıştı geride. O dünyanın en zengin 29. insanı ortada yoktu. Bankaları bir kere gitmişti devletin elindeydi. Son daha sonra Koç Holding'e Yapı Kredi Bankası 2005 yılında satılmıştı. Yani finansman sağlayamıyordu ve işte bir tarafta bir köşede parası da yoktu. Sonuçta Ruslara olan borcu yüzünden hisselerini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalınca Ziraat Bankası'nın kapısını çaldı. Gitti Ziraat Bankasından 1.6 milyar dolar çok büyük bir kredi aldı. Yani Ruslara olan borcu karşılığında neredeyse ona yakın bir parayı devletten aldı, Ziraat Bankasından aldı. Mehmet Emin Karam Mehmet Ziraat Bankasından aldığı krediyi tahmin ettiğiniz gibi ödeyemedi. Yani büyük kısmını ödeyemedi ve bunun sonucunda ama teminat olarak hisselerini göstermişti. Önce 2018 yılında Türkçe'nin yönetim kurulundaki Çukurova Grubunun üyesi, temsilcisi değişti. Ve Çukurova grubu yerine Ziraat Bankası'nın genel müdürü, dönemin genel müdürü Hüseyin Aydın, Türksel'in yönetim kurulu üyesi oldu. İşte elindeki teminat olarak gösterilen hisseler karşılığında ve ardından 2 sene sonra da 2020 yılında henüz daha tam olarak aydınlatılamamış bir süreçle Türkiye Varlık Fonu %26.2'lik imtiyazlı hisselerine dayanarak Türksel'in kontrolünü hissedar, ana hissedarlığını ele geçirmiş oldu. Bir süre sonra İsveçlere ödeme yapıldı. Devlet İsveçli şirkete Telya'ya ödemesini yaptı. Onun da hisselerini aldı. Ve işte geride Ruslar kaldı. Ruslar şu anda küçük bir hissedar. Türksel'de ve devlet büyük hissedar haline böylece gelmiş oldu. Yani Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu kredi karşılığında ve işte şu aralarda da Araplara satma hesapları yapıyor. Belki de görüşmeler sürüyor. Mehmet Emin Kara Mehmet'in hikayesi çok dramatik hikayesi diyelim buna böyle. Yani ağzında gümüş kaşıkla doğdu. Bir toprak ağası ailenin üyesi olarak doğdu. İyi eğitim aldı ve ailesinden aldığı güçle önce bankacılıkta, işte onun yanı sıra denizcilikte başka bir takım sektörlerde zirveye çıktı. Ama asıl 1994 yılında Turkcell'in ana hissedarı olarak şirketin kurucusu oldu ve bu da onu dünyanın en zenginleri, en zengin 30 kişisinden biri yaptı. Ama çok değil tam bir yıl sonra zirveden paldır küldür aşağıya yuvarlanmaya başladı. Ama son yarım yüzyıla baktığımızda onun hikayesinin Türkiye'nin en ilginç girişimcilik hikayelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.